Haberin peşinde olmayı sürdürüyoruz. Dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerin yer aldığı haberin peşinde Gana TV'de. Günler değerli izleyiciler, haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Evet, bir cuma gününü yine önemli bir yerde geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye gelişiyor, Türkiye dönüşüyor. Türkiye dönüşür ve gelişirken bu gelişime katkı veren kurum ve kuruluşlar var. O kuruluşlarda görev yapan genç ve dinamik yetkililer var. Tıpkı yanımda Trabzon Şalpazarı, Çamlıca köyü, daha doğrusu mahalle muhtarı Erkan Durmuş kardeşimiz var. Genç, dinamik. 30 Mart'ta seçildi. Seçilir göreve başladı. Başlar başlamaz hemen buraya hizmet getirmenin yollarını arıyor. Efendim, Anadolu yollarında evet, muhtarlıkların, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlıklara 2016'dan bu yana sosyal statü sağlayıp maaş bağlamasından sonraki süreçte muhtarlara verilen değer arttı. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi geliyoruz buraya. Sayın Cumhurbaşkanı'na katılıyorsun. Evet, katılıyoruz. Peki. Biz de katılıyoruz. Şimdi Şalpazarı'nın en şirin köylerinden birisi Çamlıca. Evet. Ve sen Çiçeği Burnu'nda yeni muhtarız. Önceki seni biraz tanıyayım. Erkan Durmuş kim? Erkan Durmuş. Çamlıca köyünde büyümüş, yetişmiş. İlk öğretimi burada gördüm. Tamamlamış. Evet, liseyi Beşikyüzü'nde tamamladım. Sonra askere gittik geldik. Evlendik. İki çocuk babası. Allah bağışlasın. 31 Mart'ta da seçimden seçilmiş bir muhtarıyım. Muhtar. 5 adaya karşı galip geldi. 4 adaya 4 karşı. 4 müydü? Siz 5. Evet. 4 adayı geride bırakarak demokratik yolla seçildi. Göreve baş. Nüfusu evet. Ne Çamlıca'nın? Nüfusu seçimde 215'ti. 196 kişi oy kullandı. Normalde kışın burada duran kişi sayısı da 120. Ama yazın daha artıyor. Yazın tabii çünkü gurbetçiler dönüyor. Biraz fazla oluyor. Evet Erkan'cığım, bu Çamlıca ismini arkadan mı alıyor? Çamlar var. Buranın eski ismi Yanık. 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 Eskiden tabii insanlarımız, yaşlılarımız buraya gelmiş yerleşmek için. Burada kalmışlar. Ormanları yakmışlar. Evet. Fazla bir yangın çıktığı yakmışlar için. Yakmışlar ormanları. Yani, alan açmak için. Alan açmak için. Evet. O zamanlar Yanık olmuş. Tabii sonradan... İsmi öyle kalmış Yanık olmuş. Sonradan Doğancı'dan ayrıldığı zaman Çamlıca ismi verilmiştir. Evet. Peki. Çamlıca ismi. Çamlıca ismi değerli izleyiciler. Şimdi siz Trabzon Şalpazarı'na gelince Şalpazarı'nı geçiyorsunuz. Siz dağına doğru giderken sizi ilk karşılayan güzel yerleşim yeri. Evet. İçinden bir dere geçiyor. Acısımız var. Evet. Şalpazarı'ndan siz dağına giderken derenin solunda kalan bölge Çamlıca. Evet. Sağında kalan bölge başka bir mahalle. Simenli mahalle. Simenli. Biz şimdi Çamlıca'yı ele alıyoruz. Genç dinamik muhtar bize Çamlıca'yı anlatacak. Sen şimdi seçildin geldin. Elinde ne buldun? Çamlıca'nın ne tür eksikleri vardı muhtar? Çamlıca'da şu gördüğünüz Karaçoban mevkiimizde yolumuz yıllardır yok. Yol eksiğimiz var. Evet. Bir yol sorunu var. Evet, yol sorunumuz kaç var. Kaç kişi olacak yolda? Kaç yaşayacak? Burada köyümüzde mesela 50-60 kişinin yeri var. Evler de vardı ama evler de zamanla gidip gelemeyince yol olmadığı için evlerde virane oldu. Şimdi köyümüzün insanları diyor ki bizim yolumuz, elektriğimiz olursa biz evimizi yaparız, pikniğe de gideriz, yerimize sahip çıkabiliriz. Burada yaşantı devam eder. Evet. Buraya bir yol istiyoruz. Başka buraya ne yol istiyoruz. Efendim, artı elektriğimiz yok. Buranın elektriği de yok. Aynı doğal bir... olarak suyu da yok o zaman. Su idare eder. Doğal su. Doğal suyumuz idare eder. Buraya abi, öncelikle elektrik mi ihtiyaç? Elektrik yok. Elektrik yok. Burada şu yukarımızda var 3 tane daha evimiz. Zaten çok bir mesafe yok. Oranın da aynen elektrik sorunu devam ediyor.
Yol, elektrik. Elektrik. Peki köyün içine gelelim. Altyapı sorunu var mı? Altyapı sorunumuz var tabii ki. Var, çünkü burada yollarımız düz olmadığı için. Fiziki şartlar gereği şey yapılması gerek. Eski bu düzlerin değişmesi lazım. Kanalların açılması gerek. Şimdi. Çünkü ola ki bir selde felakette sıkıntı olabiliyor. Evet gelelim. Şimdi sorayım ben. Şimdi tabii Çamlıca 200 küsür kişi yaşıyor ama aslında yol üstünde olduğu için de çok kullanılabilen bir yer değil mi Çamlıca? Evet, her an yani evet, buradan Kadırga'ya gidersin, Sistan'a gidersin, Tonya'ya geçersin. Bu yol sürekli aktif bir yol. O yüzden Çamlıca önem arz ediyor bence de. Mutlak sağlık ocağı var mı efendim? Sağlık ocağımız yok. Maalesef. Maalesef yok. Klasik bir eksikliği var. Her köyde sağlık ocağı yok. Evet. Çamlıca'da da yok. Çamlıca'da da yok. Tabii haliyle okul var. İlkokul var mı? Okul da yok. Okul eskiden okul vardı. Taşıma sistemiyle mi? Taşıma sistemiyle. Çocuklar okula gidip geliyor. Muhtar, röportaj önce söylemiştim ama en öncelikli sorun mutlaka tabii ki insanların yaşaması için su, elektrik, evet, yol diye. Evet. Yolun harici elektrikle ilgili biraz konuşur musun? Sıkıntı yaşıyor muyuz elektrik? Elektrikle şu anda köyümüzde yaşamıyoruz ama köyümüzün 1 kilometre daha yolu yok. Turistik yatırım olabilir. Evet. Buranın doğallığı değerli izleyiciler. Burası aslında bacasız minare, daha doğrusu bacasız fabrika dediğimiz turizme değer verilirse. Şimdi buraya turist çekmemiz için ne yapmak lazım? Senin bir fikrin var mı konuda genç muhtarı var? Turizmi buraya çekmemiz için? Yayla turizmi yapacağız. Yayla turizmi. İyi bir fikir. Buranın yolu olmuş olsa, evet, yazın burada festival, şenlik düzenlenebilir. Evet, düzenlenebilir. Şurada. Adı da güzel isminizi, Çamlıca. Çamlardan alıyor galiba ismi. Evet. Çamlardan alıyor. Efendim buraya bir Çamlıca festivali düzenlenebilir değerli yetkililer. Burada sesleniyoruz değerli muhtarı Erkan Durmuş'a da teşekkür ederim. Şalpazarı Çamlıca mahallesindeyiz. Biraz önce muhtarın ifade ettiği gibi elektriksiz konutlar var. Bunlardan birkaç tanesi uzak noktada görmüş olduğumuz konutlar, en uzak noktada. Karaçoban ve Arpalık mevkii. Karaçoban ve Arpalık mevkideki konutlar elektriksiz şu an. Bu konuda muhtar birçok yere de müracaatta bulunmuş ve buna, evet, çözüm bekliyoruz. Eminim ki yakında kısa sürede gelecek. CİMER'e kadar yazı yazdık yani. CİMER'e kadar yazdınız efendim. Evet. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'na kadar iletmişler. İnşallah yetkililerimiz bize yardımcı olur.